Kayseri'de halıcılık ve çini işlemeciliği mesleğini devam ettiren Suat Barbaros, bu mesleği yaşatmak adına devam ettiriyoruz, çaba sarf ediyoruz dedi. Çocukluğumuzdan beridir baba mesleğimiz bizim halıcılık. Çocukluğumuzdan beridir bu işin içindeyiz. Asıl mesleğimiz turizm. Bizim sahil bölgesinde de dükkanlarımız var. İki kardeşimin de orada dükkanı var. Bu Kayseri'de de böyle bir açığın olduğunu hissediyorduk, biliyorduk. Bu açığı da biz tamamlayalım istedik. Yeni bir konsept yarattık. Çinliler Kütahya'dan geliyor. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Oradan hamurları hazırlanıp teker teker el işlemeleriyle yapılıp hazırlanıp bizlere getiriliyor. Buraya hizmetinize sunuyoruz. Halıcılık mesleği şu anda yaşatmaya çalışıyoruz ama öldü gibi bir şey. Şu anda dokuyan arkadaşlar da çok az sayıda varlar. Belirli yörelerde dokunuyor şu anda. Biz de o mesleği yaşatmak adına devam ettirelim diye çaba sarf ediyoruz şu anda. Ama Çinliler Kütahya'da hazırlanıyor. Tek tek çamurları aynı Ürgüp'te yapılan sürahiler, testiler gibi özel çamurları var, hamurları var. Yaklaşık 30 bin derecede pişirilerek hazırlanıyor. Ondan sonra üzerlerine tek tek el işlemeleri, kalemleriyle beraber el emeği, göz nuru yapıp hazırlıyorlar. Bizden sonra devam ettirecek biri mutlaka çıkacaktır. Çünkü şu anda halıcılık mesleğini devam ettiren Marmaris'te büyük abim var. Şirvanalı, o yapıyor. Ama biz hediyelik eşya bakımından Allah'ın izniyle Kayseri'de tek olduğumuza inanıyoruz. Konsept olarak da, ürün çeşitliliği olarak da Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Fiyatlar biraz yüksek çünkü turizme yönelik iş yaptığımız için biz turistik malzemeler çoğunlukla buraya memurundan, işçisine, iş adamından, öğrencisine herkese hitap edecek şekilde ürünler mevcut bizde. Şu anda yaşıyoruz. İnşallah Kayseri'miz de turizm bakımından güzel ataklara başladı. Erciyes'imiz geçen sene yanılmıyorsam 3 milyona yakın turist ağırladı. Tabii bu gelen turistlerin de çarşı içine inmelerini bekliyoruz. Bu konuda da büyüklerimizin bize yardımcı olmalarını ümit ediyoruz. Gelen turistlerin şehir içine inmediklerini biliyoruz ama yukarıya kayak yapmaya geliyorlar. Kayak yapıp otellerde kalıp tekrar geri ülkelerine dönüyorlar. Ama biz çarşıya inmelerini de bekliyoruz. Tarihi yerlerimizi tanıtmak adına inşallah bunun öncülüğünü de biz yapacağız.